Samsung Galaxy A30s'i geçtiğimiz günlerde oldukça detaylı bir şekilde kutusundan çıkarmış, kamerasına ve teknik özelliklerine yakından bakmıştık. O videoyu yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. O video oldukça detaylıydı. Özellikleri pek çok konunun üzerinden geçmiştik aynı şeylerden. Bu videoda çok bahsetmeyeceğim. Daha çok deneyimlerime odaklanacağım. Bakalım bu telefon bizlere neler sunuyormuş? Tüm artıları ve eksileri bu videoda. siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. Bu biraz daha maviye çalan bir yeşil diyebiliriz. Arkada 4 farklı renk tonu var ve bu tonların hepsi açıyla beraber değişebiliyor. O yüzden ben yeşil rengini beğendim ama arka tarafta fazlasıyla parmak izi bıraktığını da hatırlatayım arkadaşlar. Biraz önü ve arkası çizilmeye açık bir telefon aldıktan sonra kılıf takmayı unutmayın diyeyim. Şimdi fiyata bakacak olduğumuzda Samsung'un kendi açıkladığı fiyatı 2599 TL. Tabi günümüzde M30s ile A30s'in fiyatları benzer aralıkta Samsung tarafında ve bu iki telefonu da daha uygun fiyatlara indirimlerde görebiliyoruz. Tabi bunlar farklı mağazalara göre, farklı yerlere göre değişebiliyor ama resmi giriş fiyatı 2599 TL. Şimdi gelelim hızlıca tasarım detaylarına. Arka tarafta az önce söylediğim gibi parlak 4 farklı renge ve genel olarak geçişken renkleri, degradeli renklere sahip bir tasarım var. Bu tasarım oldukça parmak izi tutuyor. Şu anda parmak izlerini belki arka tarafta görebiliyorsunuz. Arka tarafta da ön tarafta da kullanılan camla ilgili hiçbir açıklama ne Samsung'un kendi sitesinde ne global kaynaklarda hiçbir yerde bulunmuyor. O yüzden Gorilla Glass kullanımının olmadığı yönünde bir düşünce bizleri aldı. Çünkü Samsung genelde Gorilla Glass kullandım bunu belirtiyor. Gorilla Glass yoksa da herhangi bir şekilde ya da başka bir teknoloji varsa onu söylüyor ama yoksa Gorilla Glass herhangi bir şey yazmıyorlar. Telefonun önünde de arkasında da e, Gorilla Glass ile ilgili bir ibare yok. O yüzden yine kılıfla kullanılmasında fayda var demeden edemiyorum. Telefonun yanları esasında plastik bir kasayla geliyor ama bu plastik metal görünümle beraber sizlere hani boyasına baktığınızda uzaktan sanki kasası metalmiş gibi bir izlenim uyandırıyor ama esasında kasası da plastik. Telefonun alt tarafında USB Type-C ve 3.5 milimetrelik jack girişini konumlandırıldığını görüyoruz. Ayrıca bir tane mikrofon girişi var. Hoparlör de direkt alt kısımda bulunuyor. Telefonun solunda herhangi bir şekilde tuş yok. Sim kart girişini de üst tarafta, sol tarafta görüyorsunuz. Burada ve iki tane sim kart takabiliyorsunuz. Ya da mikro SD kart ve sim kart olarak kullanabiliyorsunuz. Ses kısıp açma ve güç butonu da telefonun sağında yer alıyor. Telefonun arkasında parmak izi okuyucu göremiyorsunuz. Çünkü parmak izi okuyucusu ekranın içerisine alınmış. Geçen seneki Galaxy A30 modelinde ekrandan parmak izi okuyucusu yoktu. Bu telefonda ekrandan parmak izi okuyucusu eklenmiş. Telefonun ekrandan parmak izi okuyucusunun performansını gerçekten Beğendim çünkü geçtiğimiz yıllarda mesela Galaxy A70, Galaxy A50 modelleri ilk çıktığında ekrandan parmak izi okuyucusunun hızı o kadar da etkileyici değildi. Daha sonra gelen güncellemelerle beraber bu sorunlar aşıldı. Burada daha farklı bir ekrandan parmak izi okuyucusu kullanılmış, sensör değiştirilmiş ve bu da hızlı olumlu bir şekilde yansıyor. Özellikle AMOLED ekran, ekrandan parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma bu telefonun güzel artılarını oluşturuyor. Hemen hızlıca üst tanıma performansından da bahsedeyim. Üst tanıma kısmında da gerçekten başarılı buldum. Yani Samsung'un bu konuda üst segment telefonlarını neredeyse yaklaşacak seviyede ya da kendinden daha pahalı Samsung modelleriyle benzer bir şekilde güzel hızlarda, güzel açılarda üst tanımayı kullanabiliyorsunuz. Pek çok üst tanıması başarılı telefonda söylediğim gibi ekrandan parmak izi okuyucusunu ikinci yani yüzünüzü tanımayan ortamlarda kullanabilirsiniz. Güzel bir detay olarak kalabilir. Yüz tanıma pek çok işlemde yeterli tasarımı çok uzatmayacağım dedim ama detaylarından bahsettim. Telefon 6.4 inç büyüklüğünde tek elle rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Yanları doğru biraz daha kavisli bir telefon. Bu da telefonu çok daha rahat tutmanıza imkan sağlıyor. 7.8 milimetrelik bir telefon. Çok kalın bir telefon değil. Hatta ince bile sayılabilir. Yani kalınlık noktasında sizi rahatsız etmiyor. 166 gramda bir ağırlığı var. Tabi plastik kasanın burada bir avantajı söz konusu. 166 gramda bu segment için iyi bir ağırlık. Ve şimdi gelelim ekrana. Bu telefonda 6.4 inç boyutunda amalet tabanlı bir ekran kullanılıyor. Az önce söylediğim gibi ekrandan parmak izi okuyucusu eklenmiş A30S'e. Ama A30'daki sevdiğimiz ekran özelliklerinden biri de A30s'ten geri alınmış. Yani A30s'in ekran çözünürlüğü A30'a göre daha geride. Eskiden Full HD Plus olan çözünürlük HD Plus'a düşürülmüş. HD Plus'ı açmak gerekirse 720x1560 piksel çözünürlük. 6.4 inç ekran büyük bir ekran olduğu için inç başına düşen piksel yoğunluğu ise bu sefer düşüyor. 268 ppi gibi bir piksel yoğunluğu var. Özellikle 320 300 pikselin altına indiğimizde iyice pikselleri görebiliyorsunuz. Şu mesafede ee, ...pikselleri göremiyorsunuz. Şöyle de çok fazla ayırt edemiyorsunuz ama... ...şu mesafeye geldiğinizde, hani böyle göstereyim, şu mesafelere geldiğinizde... ...artık mesela Spotify uygulaması var, altta yazıyor. Bunun yavaş yavaş piksellerini biraz görebiliyorsunuz. Ya da PUBG oyununa girdiniz, yükleniyor yazısı var. Burada yükleniyor yazısını özellikle kamerayla çektiğinizde, ekranda siz de görüyorsunuz... piksellerin daha büyük görüyorsunuz. Tabii ki de kamerayla çektiğimiz, makro ile çektiğimiz ki gibi gözünüz görmüyor ama gözünüz iyi bir göz varsa ve teknolojiden anlayan bir göz varsa daha önce başka telefonları da kıyasladıysanız bu pikselleri seçecektir. 6.4 inçlik AMOLED ekran 268 ppi piksel yoğunluğu sunuyor ve HD Plus çözünürlükle beraber geliyor. Ekrandan parmak izi okuyucusu var. Bu ekranın öne çıkan başka bir özelliği yok. Ama hani genel olarak baktığımızda piksel yoğunluğunu hariç tutarsak ekranın renk dengesi, parlaklığı ve görüş açısı gerçekten güzel. AMOLED olduğu için de siyahları gayet başarılı. Ayrıca panelin hızı da günlük kullanım için güzel. Dediğim gibi ekran çözünürlüğü özellikle bu fiyat segmentindeki bir telefonda daha da iyi olabilirdi. Bunun altını çizmek istiyorum. Samsung Galaxy A30s'in en çok sevdiğim kısmına gelelim. Kamera tarafına. Gerçekten kamera tarafında beklentinizin üzerinde bir telefon sizleri bekliyor. Ben en azından benim beklentimin üzerinde bir kamerayla yaklaştım. Hani sizin beklentileriniz belki daha yüksektir. Beğenmeyebilirsiniz. Ben beklentilerimin daha üzerinde bir kamerayla karşılaştırdım. Ekranda siz de göreceksiniz çektiğim fotoğrafları. Şimdi kamera özellikleriyle başlayayım. Arka tarafta 3 tane kamera var. Tabi bu 3 tane kameradan bir tanesi sadece derinlik algılaması yapıyor. Yani telefonun kamera uygulamasını açtığınızda sadece iki modda bir geniş açı ultra geniş açılı bir de normal kamera açısıyla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Onun haricinde tabi portre modu, canlı odak, gece modu, yapay zeka ile fotoğraf çekme gibi yetenekleri var. İkinci kamera ise ultra geniş açılı kamera. Bu ultra geniş açılı kamera 8 megapiksel çözünürlüğü ve f2.2 diyafram değerine sahip 13 milimetrelik bir lensle beraber geliyor ve bu yüzden 123 derecelik açılıyla beraber insan gözünün genişliğinde ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ben geniş açılı lensin de performansını beğendim. Az önce söylediğim gibi 3. kamerada 5 megapiksel çözünürlüğü ve f2.2 diyafram değerine sahip. Bu kamera sadece derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Canlı odakta bir fotoğraf çektiğinizde arkasıyla sizi ya da odak nesneyi derinlik algılamasını donanımsal olarak yapmak için arka tarafa atanmış olarak çalışan bir kamera. Video tarafına da bakacak olduğumuzda Full HD çözünürlükte 30 FPS hızında videolar çektiğini görüyoruz Galaxy A30'un. Şimdi fotoğraf performanslarını biraz yorumlamaya başlayalım. Özellikle telefonun görüntüyü işleme yazılımı yani kameranın yazılımı gerçekten güzel çalışıyor. Şu anda ekranda iki tane fotoğraf görüyorsunuz. Bir tanesi aynı yerin geniş açılığıyla çekilmişi. Daha sonra normal açıyla ana kamerayla çekilmiş versiyonu. Burada ters ışık yani ağacın Yaprakların arkasında esasında güneş var. Ve burada güneş ışıklarıyla beraber yapraklar o kadar güzel bir şekilde ayırt edilmiş. O güneş ışığını o kadar güzel yapmış ki HDR artı yazılımın görüntüyü işlemesi gerçekten güzel sonuçlar veriyor. Yapay zeka da devreye girdiğinde gerçekten özellikle doğa ile ilgili fotoğraflarda bayağı başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Diğer bir fotoğraf yine burada bu sefer ışığı arkama aldım. Yani aynı yerin tam tersini çektim. Bu sefer hem dereye gökyüzünün yansımaları hem ağacın durumu hem de arkadaki tekneler hem geniş açıda hem de normal açıda yine benim oldukça beğenimi kazandı. Ayrıca bulunduğum yerde bu sefer kendimi arkadaşıma çektirdim. Bu noktada da bakacak olduğumuzda gerçekten hem benim üzerime düşen ışıklar hem benim üzerimdeki yoğunluk hem de arka tarafın netliği gerçekten güzel. Yani portre olmadan da beni çektiğinde yapay zeka beni çektiğinde algı bir güzel bir işleme yapıyor. Ve bir detayında altını çizmek istiyorum. Beni olduğum gibi Net ve güzel bir şekilde gösteriyor. Arka tarafı da net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bazı telefonlarda yapay zeka direkt insanı algıladığında arka tarafı bıçak gibi kesebiliyor. Siz eğer öyle yapmak istiyorsanız canlı odakla portre fotoğraflar çekmeniz gerekiyor ki bence böyle olması daha iyi. Bu ve bunun gibi pek çok fotoğraf çektim arka tarafta da görüyorsunuz. Gece performans açısından da bu segmentteki yine beklentileri karşılıyor. F1.7 diyaframla beraber geliyor olması da iyi bir gelişme ama dediğim gibi gece fotoğraf çekimi için bu segmentteki telefonların çoğunu yani yani 3.000 TL altı telefonların çoğu gece zaten çok iyi fotoğraf çekemiyor. O yüzden bu telefonda olan seviyede bir fotoğraf gece performansına sahip olduğunu söyleyebilirim. Sadece f1.7'den dolayı ve gece modunu da yapay zeka güzel ayarlayabiliyor. Bazen güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ve gelelim ön kamera. Ön kamerasını gayet beğendim. 16 megapiksel çözünde f2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera var. Bu ön kamera yine HDR fotoğraflar bize sağlayabiliyor. Ayrıca Full HD 30 FPS hızında videolar çekebiliyor. Ben hem ön kamerayı hem arka kameranın performansını gerçekten iyi buldum. En son Redmi Note 8 Pro incelemesi yapmıştım. O telefon da normalde 2500 TL satılıyor. Arka tarafta 4 tane kamera var. Pek çok özellik açısından daha da iddialı bir telefon olduğunu söyleyebilirim ama tabi farklılıkları da var. Ama kameraları karşılaştırma olarak gördüğünüzde aynı yerleri hem Redmi Note 8 Pro ile çektim hem de A30s ile çektim. A30s'in hem ön kamerada hem arka kamerada iki alanda da en azından o nesnelerle o sahnelerle çektiğim karşılaştırmada daha iyi fotoğraf deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Özellikle ön kamerayla çektiğiniz fotoğraflarda HDR ve yazılım çok iyi müdahalelerde bulunuyor. Özellikle o derede çektiğim selfie hem gökyüzü, hem deredeki mavilerin tonu, hem ağaçlar hem de yüzüme ışığın gelmesine rağmen tüm bu tonların dengesi gayet hoşuma gitti. Evet şimdi de donanım kısmına gelelim. Esasında çok çok farklı, yabancı bir işlemci karşımızda değil. Yakından tanıdığımız bir işlemci var. Galaxy A30'da da bu işlemci görüyorduk. Bu telefonda Exynos 7904 işlemci kullanılıyor. Bu işlemci 14 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. En yüksek hızda çalışan çekirdeği 1.8 GHz'inde çalışıyor ve iki çekirdekten oluşuyor ve bunlar ARM Cortex A73 tabanlı. Diğer 6 çekirdek ise 1.6 GHz'inde çalışıyor ve ARM Cortex A53 mimarisini kullanıyor. Bu iki mimari de çok yüksek performans yerine daha Az güç tüketmeyi vaat eden çekirdekler. O yüzden bu işlemci performans odaklı değil. Düşük güç tüketim odaklı, az ısınma odaklı bir işlemci. Bu yüzden performans tarafını ikinci tarafa atıp bu diğer dediklerimi fayda olarak sunan. Yani amacı bu bu işlemcine. O yüzden çok çok yüksek performans beklememek gerekiyor. Şimdi performans testlerini ve deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Ayrıca telefonda 64 GB dahil hafıza ve 4 GB RAM var. Micro SD kartla hafızayı da arttırabiliyorsunuz. Ve son olarak da grafik işlemciden de bahsedeyim. Mali G. 71 MP2 grafik birimi var. Yani grafik birimi tarafında da biraz giriş seviyesinde kalıyor. Şimdi hemen performans testlerinin sonuçlarını söyleyeyim sizlere. Geekbench 5'te tek çekirdek skoru 273, çoklu çekirdek skoru ise 920. Yine Geekbench'teki OpenGL işleme skoruna baktığınızda 678 puan alıyor. Geekbench 4'e bakacak olduğumuzda çoklu çekirdek skoru 4059. Tek çekirdek skoru ise 1328. Şimdi Redmi Note 8 Pro örneği vermiştim. Redmi Note 8'in buradaki skorunu da hemen size söyleyeyim. 7000 seviyesinde 7000'lerde, 7500'lerde bir çoklu çekirdek skoru var ve özellikle bunu başka alanlarda bu farkı özellikle grafik işlemlerin yoğun olduğu noktalarda daha da açıyor ve bunu da oyunlarda görebiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde böyle benzer bir karşılaştırma da yapacağım. Aradaki farklılıkları da söyleyeceğim. Çünkü orta segmentte bu fiyat aralığındaki telefonlar çok soruluyor. Her telefonun birbirine karşı avantajları, dezavantajları var. En azından kullanıcıya göre bu avantajların, dezavantajların önemi değişiyor. Biz de bunları sizlerle paylaşıyoruz. Telefonun Antutu skoruna bakalım. 123.302 gibi bir Antutu puanı alıyor ki bu puan bence biraz düşük artık. 123.000'ler biraz gerilerde kalıyor ve 250.000, 200.000 gibi skorlar bu segmentte görüyoruz. Yani bu çok yüksek bir skor değil. Grafik testine bakalım. Manhattan 3.1'de kendi ekran çözünürlüğünde 17 FPS, off screen'de Full HD alındığında ise 8.1 FPS'e çıkıyor. Yani az önce ekran kısmında çözünürlüğe vurgu yaptım ya. Niye ekran çözünürlüğü düşük? Esasında bu işlemcinin bu sefer 1080p ekran çözünürlüğünde daha da az oyun performansı vermesine sebep verecekti. O yüzden işlemci çok güçlü olmadığı için özellikle grafik biriminde 720p ekran çözünürlüğü tercih edilmiş. Diğer skorları da ekranda gördüğünüz arkadaşlar. İşlemcinin termal performansı ve PUBG deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İşlemci en yüksek performansı %85 seviyesinde veriyor ve %10 kayıp karşımıza çıkıyor. Bu da telefonun tasarımsal detayıyla alakalı. Yani termal anlamda kötü bir telefon değil ama buna biraz iddialı bir işlemci koysanız bu kasaya işlemci biraz daha sınırdı diye düşünüyorum. Tabi 14 nanometre bir işlemci. Üretim teknolojileri de artık 7 nanometre, 8 nanometre, 9 nanometre gibi pek çok telefon var. 14 nanometrede de olunca e, haliyle e, telefonun soğutma işlemlerini biraz daha zorluyor. Ama dediğim gibi burada e, yine işlemcinin 14 nanometre olmasına rağmen az güç tüketen bir işlemci olduğu için çok da fazla termal anlamda sorun yaşamamış. Şimdi PUBG deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz grafik seçeneklerinde Ultra HD diye hiçbir telefonda açılmayan pek yakında diye, yani yıllardır gelmeyen bir yer var. Bunu zaten yok sayıyoruz ama HDR HD, dengeli ve akıcı. Akıcı dediğimiz zaten en düşük grafik ayarı. Bunun gibi ayarlar var. Dengeli de biraz kastı açıkçası. Frame biraz düşük. Akıcı da en düşük detaylarda oynuyorsunuz. Yani burada akıcı ve yüksek detaylarda oyunu güzel bir şekilde oynayabildim. Yani şimdi düşündüğünüzde telefonun tamam güzel yanları var ama şunu da belirtmek istiyorum. 2600 TL'ye neredeyse bir telefon satın alıyorsunuz ve PUBG'yi en düşük ayarlarda açıyorsunuz. Açıkçası böyle bir beklentiniz varsa bunu bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Yani bu işlemci günlük işlemleri çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Ara gezerken size bir sorun çıkarmıyor. Uygulamaları kullanırken bir sorun çıkarmıyor. Zaten One UI ve Android 9 sürümü ile beraber geliyor. Önümüzdeki dönemde Android Android 10 güncellemesinde alacaktır telefonun. Bu tarz işlemlerde ya da normal düşük grafik isteyen oyunlarda herhangi bir sorunu yok ama PUBG gibi üst seviye grafiklere sahip oyunları en düşük detaylarda ya da orta detaylarda açabileceğinizi baştan bilin. Evet, işlemcinin performansından ve bizlere sunduklarından bahsettik. Peki bu telefonun ses ve bağlantı özellikleri nelermiş? Hemen e, biraz onlardan da bahsedelim. Wi-Fi 802.11ac 5 GHz bağlantılarını destekliyor. Bu güzel. Bluetooth 5.0 desteğine sahip GPS var. Ayrıca USB OTG desteğine sahip e, USB Type-C bağlantısı var. 3.5 mm'lik jack olduğunu söylemiştim. Ayrıca FM radyo da var. Bunu da kullanıcılar soruyor. Onu da hatırlatayım. Ayrıca e, Samsung'un diğer telefonlarda olduğu gibi üst bardan açabileceğiniz Dolby Atmos desteğine de sahip hem kulaklık performansı olsun hem de telefonun kendi hoparlörü olsun yeterli bir deneyim sunuyor. Kulaklık performansı çok daha iyi. Kulaklıkla güzel bir müzik deneyimine erişebiliyorsunuz. Bluetooth'la da müzik dinlediğinizde güzel. Ama tabi telefonun dahili hoparlörü inanılmaz böyle bası, tizi, midi olan bir deneyim sunmuyor. Bu segmentteki hiçbir telefonda zaten öyle bir ses sunmuyor. Bakacak olduğunuzda yeteri kadar şiddet sunan, yeteri kadar kalitesini sunan ve telefon çaldığında size kendisini duyurabilecek ve müzik dinlemek istediğinizde de size kendini dinletebilecek bir hoparlörü var. Evet şimdi gelelim bu telefonun batarya performansına. Çünkü batarya performansı da önemli arkadaşlar. E, 4000 mAh'lik bir batarya var ve işlemcinin de az güç tükettiğini söylemiştim. Yani en azından biz tamam performanstan biraz feragat ettik. Özellikle oyun performansından. Bari batarya nasıl bir yansıması oluyor onu da sizlere söyleyelim. Batarya performansı Geekbench 4'te 3680 iyi bir skor sayılabilir ama ben bu skordan anlamıyorum diyorsanız hemen size rakamlarla söyleyelim. Tam ekran açık süresiz. yüzden 0'a 6 saat 8 dakika Özellikle 4500 miliamper batarya sahip olan Note 8 Pro'dan daha iyi ama çok da daha iyi değil. 6 saat 8 dakika ekran açık süresi tabi ekran parlaklığı maksimumda bağlantılar açıkken ve arkada test çalışırken alınan bir skor. Ekranın parlaklığı yüksek olduğu için bu da güç tüketimini biraz etkiliyor ama dediğim gibi işlemci biraz daha güç tüketiminde verimli olabilseydi en azından oyundaki performanstan feragatimizi daha anlamlı kılardı diye düşünüyorum. ve bunu da altını çizmek istiyorum. Evet arkadaşlar incelemenin sonuna gelecek olduğumuzda sizin görüşleriniz çok önemli. Alta yorum yazmanızı istiyorum. Samsung Galaxy A30s'i nasıl buldunuz? Görüşleriniz önemli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.